dizisinin 3 yıldızının bilinmeyenleri, hiç duyulmayanları. Peki Murat Yıldırım'ın hayatında böyle köklü bir değişim, sarsıcı bir olay oldu mu hiç hayatında? Şok. Güzeller güzeli Dilruba'mız Damla Sönmez'in hayatı 6 yaşında nasıl değişti? Nadir isimlerden biri. 6 yaş mı? Ortaokulda değil. Yani bayağı. Hiç aklında yokken Murat Yıldırım nasıl oyuncu oldu? Sizin hep oyunculuk muydu? Ben hiçbir zaman oyunculuk yani aklımın ucunda bile yoktu. Simay Barlas'ın 4 yaşındaki hallerine çok güleceksiniz. Böyle televizyonun arkasına geçip nasıl insanlar bunun içine giriyoryu sorgulamakla başladım. Show TV ekranları kısa süre önce bir efsanenin doğuşuna şahit oldu. Masal tadında ama gerçeklerle yoğrulmuş bir hikayeyle Aziz'le tanıştı ve çok sevdi. Amca. Hayırlı olsun. Yayınlandığı günden bugüne kadar izleyiciyi kalbinden vuran Aziz dizisi, hikayesiyle olduğu kadar kadrosuyla da dikkat çekiyor. Bu güçlü kadronun 3 başrol oyuncusu Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas bu hafta Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğu. Günaydınlar, iyi sabahlar sevgili seyirciler. Bu hafta sonu Show TV'nin büyük bir beğeniyle seyredilen ve yayınlandığı ilk günden itibaren zirveye yerleşen Aziz dizisinin setindeyim. Misafirlerim de dizinin başrol oyuncuları sevgili Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas. Hoş geldin Ömür. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Dilruba eve konuk oluyorum bugün. Evet. Nasıl buldun evi? Hoş, valla dekor her şey çok tatlı. Biz de iyi bulduk, ilk defa geliyoruz. Bir dönem dizisi Aziz. O ortamın içinde olmak isterler miydi acaba? O dönemlerde yani yaşamak ister miydiniz o dönemin Antakya'sı? Her dönemin tabii kendine göre artıları eksileri var. Ya mesela yani samimiyet. Bir çiftlik evinde otururken o gaz lambalarıyla oturmak o zor şartlar beni şey yapıyor yani etkiliyor. Sahnelerin içerisine girmemizi çoğu zaman kolaylaştırıyor tabii ki. Hem dekor olsun hem kostümler hem o dönemin şartları. Cep telefonunun olmaması böyle dizileri daha gizemli ve güzel kılıyor. Cep telefonunun olmadığı bir dönem düşünün. Hatta telefonun olmadığı bir dönem düşünün. İnsanların birbirleriyle irtibatları. Hani her an ulaşılabilir olmak, her anın fotoğrafını çekebiliyor olmak bence birazcık o anı yaşamamızdan ya da işte bazı şeylerin kıymetini bilmemizden uzaklaştırıyor bizi. Evet. Ben bazen istiyorum o cep telefonunun olmadığı hani saat 2'de yarın şurada buluşalım mı dediğinde ona uyulacak, uyulan zamanlarda yaşamak nasıl olur diye. Evet. Günümüzde cep telefonuyla yürüyen işler Aziz'de mektupla yürüyor. Peki hiç mektup yazdılar mı? Peki Simay sana soracağım. Hiç mektup yazdın mı? Hiç yazmadım. Hiç yazmadım. Hiç okulda da yazmadım. Ya şu şekilde hani bir şey iletmek için böyle arkadaşına gönderirsin yani. Ders falandır yani en fazla. Sizlerin? Benim yazdım. Ben teyzemlerin bütün mektuplarını ben yazardım. Daha doğrusu annemlerin teyzemlere gönderdiği bütün mektupları ben yazardım. İlk yarısı hep aynıydı zaten. Nasılsınız, iyi misiniz, inşallah iyisinizdir. Havalar orada nasıl, burada havalar gayet güzel. O genel bir başlıktı böyle. Sonra zaten o girizgahtan sonra İşte gelen o bir ay içerisinde neler olursa genelde ayda bir falan gönderilirdi öyle mektuplar. Benim tam olarak şeyden değil, zorunluluktan değil ama işte lisedeyken yurt dışına okumaya giden arkadaşlarım vardı. Onlarla böyle bir şey, adetimiz de o yani mektup yazmak. Sonra ben Fransa'ya gittiğimde burada mektup yazdığım insan. Yani konuşsak da telefonu ki o zaman bile şu anki kadar kolay değildi yani yurt dışından buraya aramak. İşte bir kart alıyorduk. Tabii. O kazı kazan kartları gibi, onu kazıyıp işte bir numara 100 kontür, 50 kontür. Evet, öyle kartlarla aranıyordu Türkiye. Burada mektuplaştığım arkadaşlarım vardı. Aziz'in setinden bir görüntü yansımıştı geçen haftalarda. Murat Yıldırım ve Meral Çetinkaya'nın valsi çok sevilmişti. Sosyal medyaya yansıyan sevgili Meral Çetinkaya ile bir dansınız vardı. Çok şeker. Nasıl gelişti o ambiyans, nasıl oluştu? Meral abla gerçekten şu hayatta gördüğüm yani en saf, en temiz insanlardan biri. Melek gibi, kalbi çok bebek gibi böyle birisi. Böyle siz mesela bir şey yapın, hemen o uyar o anda ona. O anda böyle bir dedim ki bir şey yapacağım,
vals yapacağız, bir müzik çalalım falan, ne yap bakalım. Ben hemen başlar başlamaz o zaten hemen havaya giriyor yani. Öyle bir kendinden oluştu sonra. Dünya tatlısı bir insan. Allah ona uzun ömür, sağlıklı hayat versin inşallah. Dizideki isimler de dönemi yansıtıyor. Efnan ve Dilruba isimleri izleyicinin ilgisini çekti. Hanımların isimlerinin de güzel anlamları var galiba, değil mi? Dizideki. Sizlerden alalım mı? Efnan. Efnan cennetteki güzel gözlü kız demek. Dilruba da gönül çelen. Aziz isminin anlamı biraz da dizinin seyrine yön veriyor. Peki Aziz? Sevgide üstün tutulan, çok sevilen manasındaymış Aziz. Dolayısıyla öyle de oluyor hem Dilruba'dan hem de Efnan tarafından. Çok da sahip çıkan da bir karakter, merhametli bir karakter. Dolayısıyla ismini yaşıyor yani bence. Aziz'in dizide yaşadıkları hayatına yön veren çarpıcı olaylar. Peki ya Murat Yıldırım? O böyle şeyler yaşadı mı? Peki Murat Yıldırım'ın hayatında böyle köklü bir değişim, sarsıcı bir olay oldu mu hiç? Şok. Olsaydı bunu burada zaten anlatmazdım. Hepimizin hayatında inişli çıkışlı zamanlar olmuştur tabii ki. Gerçekten çok şükrediyorum hayata. Yani yaşadığım şeyi, her şey benim için değerli. Bugün burada, bu şekilde olmamı, bu psikolojide olmamı sağlayan her şey için teşekkür ediyorum yani. Başarılı oyuncu kendini tanımak konusunda olgunlaştığını düşünüyor. Kendisiyle çok konuşan bir insanım. Çünkü tek kontrol edebileceğim kişinin kendim olduğuma inanıyorum hayatta. Bir de sizi çok seven birisi varsa ondan da rica edebiliyorsunuz tabii ki, ama asıl değiştirebileceğiniz, asıl kontrol edebileceğiniz kişi kendinizsiniz. O yüzden kendimi kontrol etmeyi seviyorum. O zaman aklımı kullandığımı daha çok hissediyorum. Biraz da popüler konulara girelim. Ünlü güzellerin estetik yaptırıp yaptırmadığı merak edilir hep. Genel olarak peki oyuncunun estetik yaptırması fikrine nasıl bakıyorsunuz? Yani yüz kaslarını hareket ettiremiyorsa eğer... Ben mesela masater botoksu yaptırıyorum, diş sıkıyorum çünkü. Yani, sağlık açısından. Sağlık açısından yaptırıyorum. Ben karşı da değilim. Eğer insanlar mutluysa o şekilde, yani çok şey değiştirebiliyor çünkü insanın kendini iyi hissetmesi, aynada gördüğü şeyde mutlu olması. Ama eğer ifade yaratamıyorsanız yüzünüzle, o zaman oyuncu için tabii ki böyle bir şey söz konusu olmamalı. Ya aslında Damla'yla aynı fikirdeyim. Tabii ki de mimiklerimizi yok etmemesi gerekiyor. Ama belli bir yerde onu yaptırdıktan sonra daha iyi hissedecekse okey benim için. Ekranların, tiyatronun ve sinemanın oynadığı her role fark yaratan ismi Damla Sönmez'in oyuncu olmaya, okumayı bile öğrenmeden karar verdiğini biliyor muydunuz? Bu arada galiba ortaokul yıllarında kariyer planlaması yapıp onu hayata geçirebilen nadir isimlerden biri. 6 yaş mı ortaokulda? Yani bayağı. Evet, işin şakası 6 yaşından beri ben tiyatrocu olacağım diyormuşum da. Fransa'ya gidişinin nedeninin altında da oyunculuk yatıyormuş. Ya, hakikaten 6 yaşından beri tiyatrocu olmak istiyorum ben diyorum. Ama evet, ortaokuldan beri de işte okulda tiyatro kulübü, işte zaten hep konservatuar peşindeydim. Fransa'ya o yüzden gittim falan. Şey diye okudum da ben, bir günlük gibi bir şey varmış galiba, anne bulup onu, doğru mu? O enteresan geldi. Bir liderlik seminerine katılmıştım, işte bir yerin bir eğitim gibi bir şey böyle ortaokulda. Yazıyorlar işte 15 sene içinde kendinizi nerede görüyorsunuz, yazmışım ona. Annem bulmuş onu da işte geçenlerde, onu muhtemelen okudum. İşte diyor ki ya çok iyi bir psikolog ama oyunculara hep çok özenen. Ya çok yine oyunculuk var orada ama, değil mi? Ama psikolog olmak hep içinde kalan diye. Psikolog olmak gerçekten o psikolojiyle ilgili şeyimde var. Hala çok okuyorum, çok seviyorum. Hatta yani bayağı akademik makaleler okuyorum bununla ilgili falan. Murat Yıldırım'ın aklında hiç oyunculuk yokmuş aslında. Peki nasıl girdi bu yola? Sizin hep oyunculuk muydu? Ben hiçbir zaman oyunculuk yani aklımın ucunda bile yoktu. Ama çocukken babam köy okulunda piyes denirdi o zamanlar. Çocuklara tiyatro oyunları, işte Nasrettin Hoca'nın olsun diğer bazı oyunlardan böyle oyunlar sergilerdi. Ben de oynamayı çok isterdim. Babam da karşı olurdu tabii böyle şeylere. Daha yaşım da küçüktü. Fakat bir gün artık kıramadı beni.
bir eşek kostümün içerisine girmiştim. İlk rolümde öyle olmuştu yani. İlk orada oynadım. Hiç aklımda televizyon, öyle sinema, hiçbir şey yoktu yani. Tiyatroya girdiğimde de yoktu. Hatta şunu itiraf edeyim size. Asi dizisini çekiyoruz. İlk sezon dizi okey, her şey tamam. Çok sevilmiş. Hala benim kafamda ya ben acaba ya oyunculuğa mı devam edeceğim? Yoksa mühendislik mi yapacağım? Ya da başka bir iş mi yapacağım gibi sorular hala vardı. Ondan birkaç sene sonra anladım ki dedim tamam benim yolum belli yani ben oyunculuk yapacağım. O zaman anladım daha yani. Simay Barlas'ın hikayesi daha komik. Yani çok küçüğüm, 4 yaşında falan herhalde. Böyle televizyonun arkasına geçip nasıl insanlar bunun içine giriyor'yu sorgulamakla başladı aslında. Sonra bir gün, hatta bunun videosu var kasette. Sonra işte böyle videoda işte beni tutuyorlar, sokmaya çalışıyorlar falan. Sonra soktular. Simay Barlas'a gelmişken Efnan durumunu soralım. Seyirci merak ediyor, Efnan kendini payidarlara kabul ettirecek mi? Efnan karakteri için bir şey soracağım. Payidar ailesine sevdirecek mi kendini? Kendime sevdireyim gözüyle bakan bir karakter değil. Tabii ki ileride nasıl olur, neye evrilir bunu bilemeyiz ama. Yani Efnan çok böyle sosyeteyi göreyim, bileyim, duyayım, işte oraya gireyim gibi düşünen bir karakter değil. O kendi hayatında mutlu bir karakter. Yani o yüzden orayı girecek mi kısmını girer girmez orası tabii söyleyebileceğim bir kısım değil ama kendi sevdirmek için çaba sarf edeceğini düşünmüyorum. Bu keyifli sohbet için Aziz'in yıldızlarına teşekkür ediyoruz. Çok keyifli oldu. Aziz'den başladık. Hayatı da konuştuk. Aziz'in yolu açık olsun. Teşekkür ederiz. Hakikaten keyifli bir yapım izleyiciyle buluştu. Elinize, emeğinize sağlık. Hepinizin hem tüm ekibin. Yolu açık olsun Aziz'in. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.